Evet, hemen oraya bir pas atalım. Şampiyonluğun hikayesi diyoruz. Geçen sezon Süper Lig'e veda ederek bu yıl TFF 1. Lig'de oynayan MK Ankara Gücü sezon başında kadrosunda büyük bir değişime gitti. Başkent temsilcisi yaz transfer döneminde 26 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosuna ise 16 yeni isim kattı. Mustafa Dalcı yönetiminde temiz bir sayfa açmak için yola çıkan Sarı Lacivertliler ligin ilk iki karşılaşmasında Tuzla Spor ve Kocaeli Spor'la berabere kaldı. Bu arada baskı var. Baskı sonuç getirdi. Cem'in baskısı pasını verdi. Ceza sahasına doğru girdi. Gol pozisyonu ve topağlarda gol! Topağlara gönderen Ovusu! İki maçta gelen beraberlik acaba mı sorularını akla getirse de başkent temsilcisi daha sonra öylesine bir performans sergiledi ki taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Mustafa Dalcı'nın öğrencileri 3, 4 ve 5. haftalarda sırasıyla Denizli Spor, Gençler Birliği ve İstanbul Sporu gibi güçlü rakiplerini kalesinde gol görmeden devirmeyi başardı. Başkent temsilcisi bu 3 karşılaşmada rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı. Ali Kağan orta ceza sahasına vuruş ve top ağlarda! Ankara Gücü fırtına gibi bir döneme girmişti. Başkent ekibi 6. haftada Menemen Spor'la berabere kalsa da bu onların yolunu engellemedi ve peşi sıra gelen 4 haftada içlerinde Bursa Spor ve Büyükşehir Belediye Erzurum Spor gibi ekiplerin de olduğu süreci 4'te 4 ile tamamladı. İshak ceza alanına sokuluyor şimdi. İshak ortası Eren ve gol! Eren derdi yok. TFF 1. Lig'de 10 hafta geride kaldığında iki namalup takımdan biri olan Ankara Gücü, Ümraniye Spor'un ardından aynı puanla ikinci sırada kendine yer buldu. Başkent temsilcisi bu süreçte rakip ağları 19 kez sarsarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü ve kusursuza yakın bir 10 hafta geçirdi. Erdem geldi, Erdem kaleye doğru ve gol! Mükemmel bir gol Erdem! Fakat 10. haftadan sonra başkent temsilcisi pek de beklemediği bir sürece girdi. Sarı lacivertliler 11. haftada TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a konuk oldu. Ve Mustafa Dalcı ve öğrencilerinin 10 maçlık yenilmezlik serisi İstanbul'da son buldu. Şimdi sol kanatta Caner Hüseyin. Caner Hüseyin pasını bıraktı Muhammed. Muhammed vurdu ve ikinci gol! Az önce belirttiğimiz gibi 10 haftalık kusursuz bir performansa imza atan Ankara Gücü zorlu bir sürece girmişti. Sarı lacivertliler Ümraniye Spor gibi direkt rakibini devirse de Eyüpspor maçıyla beraber oynadığı haftada sadece 2 galibiyet alabilirken 4 kez de mağlubiyet yaşadı. İleride Ahmet İlhan ve gol! Ahmet İlhan Özek ve gol! Ahmet İlhan savunma arkasına sarkıyor ve topu finallere gönderiyor. Altın Ordu tekrar önde. Cihan köşe vuruşunu kullandı. Kafa ve ikinci gol geldi. Yılpor Samsun Spor galibiyeti perçinliyor. 90+6 ve Samsun Spor aradaki farkı 2'ye çıkardı. Bu zorlu süreçte Mustafa Dalcı ve öğrencileri şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sezona 10 maç yenilgisiz giriş yapan başkent ekibi peşi sıra gelen 6 haftada 4 yenilgi almıştı. Bu durumun Ankara Gücü'nü nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Acaba üst üste gelen yenilgiler Sarı Lacivertliler'de bir buhran mı yaratacak? Yoksa bu durum görmezden gelinip yola aynı şekilde mi devam edilecekti? Deplasmanda oynanacak Bolu Spor karşılaşmasıyla beraber Mustafa Dalcı ve öğrencileri yeni bir sayfa açmak istiyordu. Öyle de oldu. Sarı lacivertliler yine sezon başındaki gibi kusursuza yakın performansıyla önündeki 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Bu süreçte üst üste 3 maçta Tuzla Spor, Kocaeli Spor ve Denizli Spor'a karşı son dakikada atılan goller adeta taraftara
şampiyonluğun habercisi olarak gelmişti. Ceza alanı çok kalabalık. Erdem o vuruşu kullandı, sekti, şut şansı ve toparlara gidiyor. Ankara Gücü golü atıyor. Alperen golü attı. Genç Alperen toparlara gönderiyor ve Ankara Gücü 90+2'de 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Murat Uçar iki rakibinin arasına girdi, ceza sahasında Murat. Murat Uçar vuruyor ve toparlara gol. Murat Uçar'ın attığı gol. Sağ bekten geldi, golü attı Murat Uçar. Ankara Gücü deplasmanda 2-1 öne geçiyor. Dakika 86, gol Murat Uçar. Hasan yaptı ortasını. Arka direğe doğru bir pas. Kafa vuruşu. Topu alana gidiyor. Gol. Kafa vuruşunu yapan Yusuf. Ankara Gücü 2-1 öne geçiyor. Oğuzhan Çakır orta noktayı işaret etti. 90+2. Büyük sevinç Ankara Güçlü oyuncularda. Bu sürecin son maçında başkent derbisinde Gençler Birliği'ni de farklı geçen Ankara Gücü 6-6 yaparak 23. hafta sonunda zirveye oturmayı başardı. Bu sezon ilk kez Ümraniyespor'u geçen Sarı Lacivertliler artık Süper Lig'i daha güçlü konuşmaya başladı. Oğuz'u döndü geriye. Murat. Sarıldı Murat. Kaleye baktı. Şutunu attı. Harika bir gol attı Murat. Ankara Gücü farkı 3'e taşıyor. Zirve güzeldi. Fakat Ankara Gücü bu performansı devam ettirebilecek miydi? Yoksa artık sezon sonuna doğru takımın yaş ortalamasının da yüksek olması sebebiyle düşüşe geçecek miydi? Tüm bu soruların yanıtı 24. haftada oynanan İstanbulspor karşılaşmasıyla verilmeye başlandı. Mustafa Dalcı ve öğrencileri Sarı Siyahlılara mağlup olurken bir sonraki haftada Menemen Spor'la berabere kaldı. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından peşi sıra gelen 8 maçta sadece 3 galibiyet alabildi başkent ekibi. Taha'nın pası, Erhan, ceza sahası, Hakan ve gol! Hakan attı, Manisa Futbol Kulübü 1-0 önde. Sarı Lacivertlilerin bu dönemde 5 maçta yaşadığı puan kaybı, Ümraniyespor'un da seri puan kayıpları yaşaması sebebiyle zirvedeki durumlarını değiştirmedi. Son 3 karşılaşmanın da ikisini kazanmayı başaran Mustafa Dalcı ve öğrencileri, ligin 34. haftası öncesi 2. Ümraniyespor'un 3, 3. Bandırmaspor'un 11 puan önünde girdi. Sarı Lacivertlilerin Samsunspor önünde alacağı 1 puan bile onlara Süper Lig'in kapılarının açılması demekti. Öyle de oldu. Karadeniz temsilcisiyle berabere kalan Ankara Gücü, bir yıllık aranın ardından yeniden Türk futbolunun en yüksek seviyesine geri döndü.